Gelelim İsrail'e. Meğer ne kadar çok İsrail'e Netanyahu'nun gitmesini bekliyormuş. 12 yıldır biliyorsunuz hükümetteydi. Başbakan olarak görev yapıyordu. Seçimden sonrasında hükümeti kuramadı. Hal böyle olunca işte muhalefete geçti. Muhalefet de bir koalisyon hükümeti oluşturdu. Ve o hükümet, yani koalisyon hükümeti güven oyu aldı. Böyle olunca bir anda İsrail'de meydanlar doldu taştı. Çoğunluğu da Benjamin Netanyahu karşıtı İsraillilerden oluştu. ...12 yıllık devrin sonu Netanyahu karşıtlarını sokağa döktü. Koalisyonun zaferi büyük bir coşkuyla kutlandı. Çok sayıda İsrailli önce Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplandı. Bekleyiş güven oylaması oturumu boyunca Netanyahu karşıtı sloganlarla sürdü. Heyecanlı bekleyiş oylamanın sonucuyla doruğa ulaştı. 12 yıllık Netanyahu dönemine son veren koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla binlerce kişi sokaklara döküldü. Meclisin ardından adres başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'ydı. İsrailliler daha sonra Habima Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Meydana ulaşan İsrailliler Netanyahu'nun gidişini gece geç saatlere kadar kutladı.